Cesedinin bırakıldığı dereye 200 metre uzaktaki giysiler ona aitti. Jandarma ve AFAD ekiplerine hemen haber verildi ve olay yeri ekibi arama yaptı. Çorabı ve ayakkabıları da tarlada buldu Leyla'nın. Şimdi delil olan elbiselerde detaylı inceleme yapılacak. 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ramazan bayramının ikinci gününde Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu ve 18 gün sonra bulunmuştu cansız bedeni Leyla'nın. Çocuğun bir yerde tutulduğu için açlıktan öldüğü açıklanmıştı. Onu kaçıran ve aç bırakanların kim ya da kimler olduysa hala bilmiyor. Bakın 7 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyorlar. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk bu konular açıldıkça daha hangi kritiklerden kurtulduklarını sokaklarımızın neyden temizlendiğini daha iyi anlayacaklar. Ceylan Özgün, Adnan Noktar ve grubuyla 2006'nın sonunda tanıştı. 10 yıl sonra gördüklerine daha fazla tahammül edemeyecek noktadaydı ve 2017'de grupla bağlantısını kopardı. Benim jenerasyonumun kandırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim dini öğrenmek isteyen, dinle ilgilenen fakat din hakkında bilgisi olmayan insanlar olmamız. Ben mesela dindar olmak istiyordum, dini öğrenmek istiyordum. Karşıma bu insanlar çıktı, onların anlattıkları şeylere inandım. Fakat uyanmaya başladığımda artık hapsedilmiş bir konuma geldi. Zaten dini istismar en başta gelen. Özgür, Adnan Oktar'ın suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona gerekir. Bu grup konusundaki bilgiler ortaya çıktıkça